Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum herkese, iyi geceler diliyorum. Evet, malumunuz üzere günlerdir takip ettiğimiz 31 Mart yerel seçimler sonuçlandı ve aslında beklenen olduğu diyebiliriz bir manada. AKP iktidarının çoğunluğu elde edeceğini zaten kamuoyu da net olarak tahmin etmekteydi. Ama seçim sonuçlarıyla ilgili olarak görünen önemli bir gerçek var ki Ankara'nın muhalefet tarafından kazanılmış olması, İstanbul'un muhalefet tarafından kazanıldığı yönünde çok önemli bir sonucun olması, her ne kadar itirazlar vesaireler durumu değiştirebilecek durumda olsa da, ama gerçek bir noktada netleşmekte ki büyük şehirler konusunda AKP iktidarının önemli bir oy kaybettiği gerçeği ortaya çıktı. Tabii ki seçimlerle ilgili olarak asıl konuşulması gereken mevzu, henüz seçim sonuçları, sandık sonuçları açıklanmadan önce İktidar cephesi tarafından yapılan bir açıklama vardı. Asla seçim sonuçları her ne olursa olsun bir erken seçim olmayacak şeklinde bir açıklamaydı. Erken seçimin olup olmaması durumu biliyorsunuz piyasalar ve ekonomik sistem adına çok önemli bir konjonktürdür. Bir erken seçim olasılığının gündeme gelmesi piyasalarda yeni bir belirsizlik oluşabilir şeklinde bir algıya neden olabilirdi. Evet değerli dostlar, sizlere Perşembe günü akşam aktarmış olduğum analizimde haftanın son günü Cuma günü için ve haftanın ilk günü, yani seçimlerden sonraki ilk gün itibariyle neler olabileceği, hangi seviyelere önemle dikkat edilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir analiz vermiştim. Zannediyorum bu analizi dikkatle dinlemiş olan arkadaşlarım herhalde bugün panik işlem yapmaktan uzak kalabilmişlerdir. Bir anlamda kendilerine faydalı olabilmişimdir. Değerli dostlar, sizlere o analizimde vermiş olduğum detaylarda seçimler sonrasında asla panik işlem yapılmamalı. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü işlemlerde, gelişmelerde aman uçuyor kaçıyor şeklinde peşine takılmak, aman çok düştü şeklinde de herhangi bir şekilde satış veya panik adımlar atmak noktasında hatalı sonuçlara ulaşabileceğiniz hususunu uyarmıştım. Nitekim bugün piyasalar 5.70 dolar TL atağıyla başladı. Ardından bir geri çekilme yaşadı. 5.62 seviyesindeki önemli bir noktamız bulunuyordu biliyorsunuz. 5.62 üzerinde kalınabilmesi, dolar TL'nin vites artırabileceği ve daha önemli yukarı ataklar yapabileceği önemli bir viraj olarak sizlere vurgulamıştım. Onun haricinde ise 5.58-5.60 aralığının önemli bir destek noktası olduğunu, ama bunun da aşağısına gelirse 5.50 ve hatta şurada görmekte olduğunuz gibi kanalımız bulunuyordu biliyorsunuz. Bir kanal alt bandı olarak sizlere tanımlamış olduğum 5.60 seviyesi, pardon 5.44 seviyesi ve bunun da üzerinde üst band olarak ise 5.60 şeklinde tanımlanmış olan, özetle 5.44 ile 5.60 arasında bir kanalımızın olduğunu, zaman zaman bu kanalın aşağısına sarkmalar olup tekrar bu kanal içine girdiğimizi, ama bu kanalın üzerinde de henüz kalabilecek gücü bulamadığımızı ifade ediyordum. Zira arkadaşlar, bugün de dünkü pivot verilerimize, daha doğrusu Cuma günü itibariyle oluşan pivot verilerimize baktığımız zaman Pazartesi günü için tanımlanmış olan, hesaplanmış olan detaylarımız 5.58 üzerinde kalınabilir ise 5.62'ye dikkat diyordu ve bu seviyenin de aşılması durumunda 5.71 seviyesine dikkat diyordu. Nitekim biz bugün 5.70'e kadar yükseldik ama buranın ötesine geçemedik. Gerileme noktasında 5.62'nin üzerinde kalmaya çalıştık ama bunu da başaramadık. Nitekim pivot seviyemiz olan 5.58'in aşağısına inmek suretiyle 5.50 ve bunun da aşağısını test eden bir güç kaybıyla günü tamamlamış olduk. Sevgili dostlar, öncelikle yarın için hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiği noktasına değineyim. Onun ardından da bir iki temel analize dayalı veyahut da olayın felsefesine yönelik birkaç hususa değinmek istiyorum. Evet arkadaşlar, 5.53 seviyesi yarın için, daha doğrusu sabah saatlerinde dinleyen arkadaşlarım için bugün diyebilirim. Özetle 2 Nisan tarihi itibariyle dikkat etmemiz gereken nokta 5.53 seviyesi olarak pivot sistem tarafından hesaplanmış. 5.53 seviyesinin üzerinde kalabiliyorsak eğer, bu durumda dengenin veyahut da dolar TL'nin yönünün yukarı eğilimli olabileceğini düşüneceğiz. Zira pivot seviyemiz biliyorsunuz bir denge noktasıydı. Yine karşımıza 5.62 seviyesi çıkmakta.
5.53'ün üzerinde kalabildiğimiz müddetçe 5.62 direncine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu seviyeye yaklaşımlarda bir zorlanma durumu olabilir ama 5.62 aşılır ve bunun üzerinde anlamlı bir süre, örneğin 2 saat, örneğin 3 saat gibi kalabiliyor isek bu durumda artık 5.62'nin destek olduğunu ve 5.79 ve sonrasında 5.87 gibi seviyelerin hedef haline gelebileceğini teknik olarak düşünebiliriz. Şayet 5.53 seviyesinin aşağısında kalıyor isek pivot sistem 5.36 seviyesini hesap edilir. Ancak burada arkadaşlar özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki şurada görmekte olduğunuz kanalımızın alt bandı olan 5.44 seviyesi önemli bir destek ve hatta ana destek noktamız olarak dikkate alınmalı. 5.44 seviyesinin aşağısına gelmek istemeyecek. Bu seviyelere bir yaklaşım olsa dahi buralardan bir tepki bulmak isteyecek veya pivot sistemin hesaplamış olduğu 5.36 seviyesine kadar gerilemek istemeyecek olan, altını çiziyorum, gerilemek istemeyecek olan 5.44 yakınlarından tepki bulmak isteyebilecek bir dolar TL seyrine tanık olabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu seviyeleri sizlere arz ettikten sonra bir noktaya değinmek istiyorum. Dolar TL'de bugün çok önemli bir volatil seans yaşandı. 5.70'lere kadar yukarı bir eğilim söz konusu oldu. Bu seviyenin aşılması da mümkün olabilirdi. 5.84, 5.85 belki daha ötesi de mümkün olabilirdi. Bu gibi seçim sonuçları gibi veya çok önemli bir haber trafiğinin ardından yaşanabilecek olan dalgalanmalarda net olarak tepe ve dip noktayı tespit edebilmek neredeyse mümkün değildir, imkansızdır. Çünkü piyasa burada psikolojiyi dikkate alır. Yani genel anlamda birileri bir başkasına bakar. Yüklü miktarda işlem yapmakta olan bir kurumun veya çok önemli bir fonun atmış olduğu önemli bir alım veya satım yönündeki hareket diğer yatırımcıları da tetikleyen, onları da peşinden sürükleyen bir gelişme arz eder. Bugün seçim sonuçları itibariyle piyasanın algısı şahsi kanaatim itibariyle şuydu. Evet, piyasadaki bir belirsizlik sona erdi. Seçimler sonuçlandı. AK Parti iktidarı kimine göre başarılı ve sonuçlar aldı, bir zafer kazandı. 15. 16. zaferini kazandı. Kimine göre ise önemli bir oy kaybına uğradı ve büyük şehirlerde bir başarısızlıkla sonuçlanan bir sandık sonucu gerçekleşmiş oldu. Bu durum ileriki dönemlerde mevcut iktidarın oy kaybını müteakiben belki genel seçimlerde de farklı sonuçlar alabileceği, Türkiye'nin bir siyasi belirsizliğe gidebileceği gibi bir takım düşünceler ve psikolojik algılar oluşturmakta. Tabii ki bunların detayını ve analizini şu anda yorumlamak ve piyasaya etkisini bu dakika itibariyle ifade etmek çok doğru olmayacaktır. Ancak büyük yatırımcılar veya yabancı yatırımcılar açısından konuyu değerlendirecek olur isek, onlar için önemli olan konu şudur. Onlar siyasi iktidara güvenmek isterler ve siyasi iktidarın uygulayacakları ekonomik politikalara itimat etmek isterler. Evet, Türkiye'nin seçimler öncesinde çok önemli bir kaostan geçtiğini biliyoruz. Para muslukları ciddi şekilde seçim adına açıldı. Nisan ve Mayıs ayında ödenecek olan çok ciddi miktarlardaki bir dış borcumuz bulunuyor. Ve hepsinden de önemlisi seçimlerin son haftası itibariyle yaşamış olduğumuz bir swap krizi olarak tanımladığımız önemli bir kriz vardı. Ve bu krizde yabancılara iktidarın ifadesiyle ciddi bir Osmanlı tokadı, Osmanlı şamanı atıldı. Ama bunun faturası bizim karşımıza daha sonraları nasıl çıkacak? İnanınız ki bunu net olarak kestirmek mümkün değil. Biz onları geçtiğimiz hafta içerisinde %1200'lere, 1000'lere ulaşan faizlerle TL bulma mecburiyetinde bıraktık. Ama yarınlarda biz dolar borcumuzu öderken dışarıdan dolar temin etmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalacağımız aşikar. Bu şartlarda hangi koşullarla dolar bulabileceğimiz, onların bize hangi koşullarla dolar temin etmek konusunda bir sistem uygulayabileceklerini bilmiyoruz. İşte değerli arkadaşlar, bu belirsizlikler dolar TL açısından yukarı yönlü eğilimin halen devam etmekte olduğunu, TL'nin her an ciddi sıkıntılar ve sorunlar ile karşı karşıya olduğunun bir ifadesidir.
Peki diyeceksiniz ki madem öyleyse dolar TL'de yön yukarıysa neden bugün 5.70'i aşamadık? Niçin şu anda 5.48-5.49'lar gibi rakamlarla karşı karşıyayız? Haklısınız, evet, bu soruyu sormakta. Değerli dostlar, şunu bilmeniz gerekiyor ki seçimler veya önemli bir haber akışı sonrasında dalga boyutları çok yüksek olur. Tepe noktayı bilemezsiniz, dip noktayı da bilemezsiniz. Eğer yabancının niyeti doları yukarı yönlü bir seviyelere taşımaksa, bu seviyenin ne olduğunu zikretmiyorum ben size. Asla bu konuda kesin bir rakam konuşulamaz. Kimi 6 der, kimi 10 der, kimi 15 der. Bilemem. Ben hiçbir zaman için sizlere afaki rakamlar konuşmadım. Sadece teknik seviyeleri zikrettim. Bunu çok iyi biliyorsunuz yakından takip eden arkadaşlarım açısından baktığım zaman. Değerli dostlar, şu bilinmelidir ki yabancı eğer dolarda önemli bir yukarı atak yaptırmak istiyorsa 5.70'den 5.75'den almak yerine, sizler de bir tüccar mantığıyla düşünürseniz, bir şey alınırken para kazandırır. Ucuza alırsanız, makul fiyattan alırsanız para kazanırsınız ve dikkat ediniz, son 3-4 işlem günüdür borsamızda çok önemli bir satış dalgası görmekteyiz. Bakınız dostlar, şu görmüş olduğunuz tablo bugün borsada, bugün endekste yaşanan aracı kurum işlemlerini göstermekte ve Merrill Lynch 250 milyon eski parayla 250 trilyon, Citibank'ul 130 milyon ve Deutsche 65 milyon. Bunları topladığımız zaman yaklaşık 400-500 milyon TL'ye yaklaşan bir para çıkışı yaşanmış. Cuma günü itibariyle yine çok ciddi para çıkışları vardı. Genel anlamda ilk 5 kuruma baktığımız zaman 280-300 milyon civarında bir para çıkışı var. Sizlere Perşembe günü aktarmış olduğum analizimde demiştim ki sevgili dostlar, çarşambadan itibaren borsada başlayan yabancı satışı TL yaratabilmek adına yüksek faizlere katlanmak istemeyen yabancı borsa ve tahvil satışı yapacak demiştim. Hisse ve tahvil satışı yapacak demiştim. Bu satışlarının nakdi ellerine cuma günü geçecek ama onlar cuma günü mü alım yaparlar? Yoksa 2 gün 3 gün beklerler veya seçim sonuçlarını görüp de mi alıma geçerler? Bunu bilmek mümkün değil. Paraları nakde döner ama ne zaman dolara yönelirler bunu bilmiyoruz. Zira borsadan çıkan TL'yi TL olarak kendi ülkelerine götürmek onların bir işine yaramayacaktır. TL'ye dönen hisse senetlerini tabii ki dolara çevirmek durumunda kalacaklardır. Ama bunun hangi gün olacağını net olarak mümkün değil demiştim. Ve zira cuma günü 5.68'e kadar yükselen bir dolar atağı vardı. Burada yabancının borsadan çıkan parayı TL'ye evrilmesiyle alakalı bir durum söz konusu olmuştu. Bugün de belki de son birkaç gün içerisinde yapmış oldukları alımların 5.70 civarından bir realizesini gerçekleştirdiler ve 5.70'ten 5.50'nin aşağısına sarkan bir dolar seyri söz konusu oldu ve doların ucuzlamasını fırsat bilerek bugün ve cuma günü yaptıkları satışların nakdi olarak ellerine geçecek olan yarın ve diğer günkü TL'yi dolara çevirebilecekler. O halde arkadaşlar, bu kriterden yola çıkmak suretiyle panik işlem yapılmamasını ve dolar TL'de yaşanmış ve yaşanmakta olan geri çekilmenin bir aşağı süreç, bir alçalan trend veyahut da bir panik havası anlamına gelmeyebileceğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu açıdan özellikle ve özellikle seçim veya çok kritik bir haber akışı sonrasında oluşan hızlı hareketler, yüksek volatilitelerde panik işlem yapmanın hatalı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha anımsatmak suretiyle dengelenme sürecimizin 5.50'nin üzerinde olabileceğini ve 5.50'nin aşağısına sarkmalar olsa bile 5.42, 5.43, 5.44 bu seviyelere kadar geri çekilmeler yaşansa bile bu seviyelerden bir tepki yaşanma ihtimalinin önemsenmesi gerektiğini ve nitekim 5.62 seviyesinin üzerinde ne zaman ki, bu belki yarın olacak, belki 3 gün sonra olacak bilmiyorum ama yakın zamanda şu görmüş olduğunuz kanal üst bandının üzerinde kapanışlar yaşamaya başlayabileceğimizi ve 5.60-5.62 bölgesinin destek konumuna gelmek suretiyle yukarı atakların gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Cuma günü itibariyle 5.68, bugün itibariyle 5.70 direnci zorlandı. İki atak yapıldı ama 5.70'in üzerine çıkılamadı. Sevgili dostlar, bu seviye önemli bir direnç gibi görünmekle birlikte biz bu direncin de önümüzdeki kısa süre içerisinde aşılıp da 5.88-5.92 aralığına kadar bir
atağın olabileceğini, bu atağı genel anlamda 6 atağı olarak yorumlayabileceğinizi ve bunun da kısa bir süre içerisinde gerçekleşebileceği konusunda kanaatimin yüksek olduğunu bilmenizi istiyorum. 6'dan sonra ne olur? Arkadaşlar 6'dan sonra ne olacağını biz 5.88-5.92 aralığında ne olup ne bittiğini bir görelim. Orayı aşabiliyor muyuz, aşamıyor muyuz? Yoksa oradan tekrardan bir 5.60 desteğine doğru bir geri dönüş mü olacaktır? Bunu bir izleyelim. Ondan sonra bakalım. Yani merdiveni basamak basamak çıkmanın daha doğru ve daha da anlamlı olacağını düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar, yarın için tekrar hatırlatmak babından ifade etmek istiyorum. 5.53 seviyesi pivot seviyemizdir. 5.62'ye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. 5.78-5.79 seviyesi ise önemli bir direnç noktası olarak, pivot noktası olarak karşımızda bulunuyor. Bir de sizlere analizimin son anları itibariyle haftalık değerler konusunda bilgi vermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, haftalık pivot seviyemiz 5.54-5.55 olarak görülmekte. 5.55'in üzerinde kalabildiğimiz ve 5.55 üzerinde kapanışlar yaşayabildiğimiz takdirde 5.80 seviyesini, 5.79-5.80 seviyesinin bir direnç ve buranın da aşılması durumunda veya 5.62 üzerinde günlük kapanışlar yapabildiğimiz durumda 6 seviyesine kadar, 6.02 seviyesine kadar bir yukarı atağın olabileceğini teknik olasılıklar olarak görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, şu an sizlere aktarabileceğim teknik bilgiler bunlardan ibarettir. Gerekirse yarın gün içerisinde ve özellikle öğleden sonra piyasaların son durumuna yönelik olarak ekstra bir analiz daha aktarabilirim. Ama sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün seçimin ardından ilk yaşanan reel ve işlem günü itibariyle volatil ve piyasanın ne olup ne bittiğini algılama noktasında geçen bir karar verme süreci içerisinde oluşan bir gündü. Yukarı ataklara itibar edilmemeli, oluşan geri çekilmeye de çok fazla anlam yüklenmemeli diye düşünüyorum. Bu açıdan yarın çok daha farklı seviyelerde bir dolar TL seyrine tanık olabiliriz. Genel eğilim, bu farklılığın tercümesi olarak şunu ifade edebilirim. Genel eğilim, ne olup ne biteceğini bilmiyoruz ve AKP'nin önemli bir oy kaybı söz konusu oldu. Ve bundan sonraki süreçte özellikle kaybettiği oyları toparlayabilmek adına çok önemli ekonomik kararlar alması icap edebilir. İşte bu alacağı kararlar ne olacak? Özellikle 8 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilen yeni ekonomik reform programında hangi unsurların bulunacağı ve tabii ki önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde ödememiz gereken çok yüklü dış borçlarımızın ne şekilde finanse edileceğine dair ip uçları beklenecektir. Dolayısıyla yabancılar da, yerli yatırımcılar da AKP'nin bundan sonraki süreçte hangi adımları atacağını ve ekonomik krize nasıl bir çözüm üretebileceği konusunu merakla bekleyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu hafta içerisinde yüksek bir volatilite, yüksek bir dalgalanma görebiliriz. Dediğim gibi net bir şekilde yukarı eğilim hızlanmıştır veyahut da aşağı yönlü güçlü bir düşüş eğilimi başlamıştır şeklinde konuşmak için son derece erken, ama genel tablo dolardaki güçlü seyir devam ediyor ve yukarı yönlü gitme isteğinin mevcut koşullar itibariyle devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü tren halen devam etmektedir. Volatilite yüksek olsa da, dalgalanma yüksek olsa da. Efendim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarın tekrar bir analiz aktarabilirim gün içerisinde. Şu anki tablo bunu ifade etmekte. Hemen sizlere canlı bir şekilde bir sonuç aktarmakta istiyorum. Şu anda saatlerimiz 00:47-01'e yaklaşıyor. Dolar TL'nin 5.47'lere kadar bir gerileme yaşadıktan sonra yeni günün ilk saatlerinde 5.50 üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Sabah saatlerine kadar bu seviye 5.54'lere ulaşabilir. Ancak bir kere daha sizi bilgilendirmek adına söylemek istiyorum ki sabah 11 saatlerinde İngiltere, Londra'da para piyasalarının kalbi atmaya başlıyor. Bu saatler çok önemli saatlerdir. Dolayısıyla yabancıların özellikle işlem yaptığı saatlerin saat 11 civarı olması nedeniyle o saatlere çok özel dikkat etmek, özel bir önem göstermek gerektiği hususunu da bir kere daha hatırlatmış olayım. Efendim, aktarılan analiz ve yorumlardan hoşnutsanız ve
konulan analizlerden anında haberdar olmak, bildirim almak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, saygılarımla.